Herkese merhaba. İlk videomu izleyip yorumlayan, bana geri dönüş sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Minik düzeltmelerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Harika bir tarifim var. Bir kurabiye demeyeceğim de bir icat diyeceğim ben buna. Gerçekten bir icat çünkü bu. 3 malzemeyle 10 dakika kurabiyesi. Malzemelerim gördüğünüz gibi burada hiç yer kaplamıyor. 2,5 su bardağı un. Boşaltıyorum. Bir paket krem şanti. Duvaz oldu. Bir su bardağı sıvı yağ. Sadece bu kadar. Kurabiye bitti. Bunu yoğuracağız, şekillendireceğiz. Isıtılmış 180 derece fırına 10 dakika vereceğiz. Bitti. Finish. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz geri kalan zamanda. Ben bunu yoğurmaya başlıyorum. Sonrasında şekil verirken tekrar görüşeceğiz. Bu sefer mikrofonum var. Ses az geliyor diyen arkadaşlarım. Sizin için bu videoda mikrofon aldım, taktım. İnşallah şu an iyidir. Malzemelerim pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğurdum. Sadece şekillendirmesi kaldı, bitti. Bir ceviz büyüklüğünde örneğin yeterli. Bunun çok kabarmasını beklemiyoruz. Beyaz kalacak ve kabarmayacak. Biraz cıvık bir hamur. Kurabiye hamuruna göre cıvık. Ben fırınımı yakıyorum. Tekrar buna devam edeceğim. Bütün yaz yaptım ya. Harika bir tarif. Çok güzel. Beyaz olacak. Kızaran bir kurabiye değil. Kıyır kıyır dağılan lezzetli bir kurabiye. Çayın yanına, kahvenin yanına, her şeyin yanına harika. En önemlisi gerçekten az malzemeli ve pratik şeyler olması bence. Ya ben böyle tarifleri beğeniyorum. Bu tarz tariflere bakıyorum sürekli. Hepimiz zaman artırmaya çalışıyoruz. Böyle pratik şeyleri herkes çok fazla istiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Benim bu tarifte 17 tane çıkmış. Güzel. Ben bunu fırına veriyorum. 180 derecede fırınım daha önceden ısıtıldı. 10 dakika kadar pişecek. Sonrasında bakalım son halini göstereceğim size. Kurabiyelerim çıktı. Üzerine biraz pudra şekeri serpip sonrasında servis tabağına alacağım. Kurabiyemiz hazır. Herkese afiyet olsun.